ben ne bilir, onu bilemem ki. Ben çocukluk hayatımda 3-5 sene kadar nerede doğduğumu ne bilir. Hançalarda, Hançalar bu kasabada doğmuşum. Okula gittim 3 sene. İlkokula. İlkokulda babam ölünce okuyamadım. Kitap parası bulamadım. Fakirlik de vardı o zaman. Okuyamadık. 48'de vermediler beni. Kaçırdı. 49'da askere gittim. Ayın 10. ayım 17'sinde. Peki 48'de evlendim dedin. Severek mi evlendin? Kaçırdın mı? Görücü usulü mü oldu? Kaçırdık o zaman işte. Kaçırdım dedim ya. O adam 1,5 sene kadar bir şey durdum. Askere gittim. Askerden geldim. Yani oralarda kalmadık. Orada çok zahmetmedik orada. Orada çok zahmetmedik biz. 51'de. 51'de 26'da Konurya diye bir Basra'da kaldık. Basra 4 gün sürdü. Orada bir dağıldık. Amerika'nın 27. olayı kaçtı. Paralı onlar, zenci. Biz Basra'da kaldık. O memleketin yabancısı olduğumuzda bilmiyoruz. Bölük Davaz'da, ikinci Çal'da, Lerlova İzmir gibi bir yer. Tabii bu şekilde bilemedik o zaman. Ama o intikamımızı aldık sonra. Aldık. Celal Dora var, tavsiye yazıcı. Tavsiye yazıcı şeydi, Tugay Komutanı'ydı. Bu şekilde Basra'dan kurtulduk, savaşları öğrendik, nasıl oluyor, nasıl gidiyor, öğrendik, öğrettiler. Orada 8 ay falan kaldık, Kora'da. 53'te ateş kesmesi oldu, bizi değiştirdiler, burayı değiştirdiler, biz geri döndük. Pusan'da 425 şehit. Şehitlik vardı Pusan'da, Kora'nın. Orada onlar kaldı, bize nasip olmadı. Ben geri döndüm. Tuğum diye bir yerde yaralandım, çenemde. Yaralandım. Hastaneye gittim. Çalıra. Orada 11 gün tedavi ettiler. Diktiler, üstler. Çenemi kırdılar. Kırmış o zaman. Arkadaşlarım da çok parça. Onları yaradım. Onları göremedim ben gari. Gerisi geri geldim, göreve başladım. Değiştirme oldu. Bizi değiştirdiler. Yengelen kurayı oraya soktular. Savaş bitti. Onların gittiğinde savaş bittiydi gari. Buradan bir arkadaş vardı, o gitti. İkinci devrede. O da öldü. Bu Ortaköy'den vardı ilk kafile, o da öldü. Bize öyle oldu, İstanbul'a geldik. 31 günde oraya vardık, Kore'ye. O zaman vapurla gittik biz denizden, İskenderun'a. Turist dağlarından 4 yol Adana, İskenderun'a vardık. İskenderun'dan indirdiler bizi, 500 küsur kişi. Akdeniz'den, Süveyş Kanalı'ndan geçtik karıştı o tarafa. Çok geç gittik. Dalga yükseldiği zaman zincirledi. 7 metre geçti mi dalga, vapur dikkat yok. Demir atıyor, duruyor orada. Dalga geçeceği kadar, zarasıya kadar. Oraya vardık. Mündürdüler bizi. Endirdiler orada, endirdiler, treni mündürdüler. Treni mündürdüler, tek o şekilde. Götürdüler, orada bir büyük yer çevrilmiş, oraya toparladılar. Tavsiye yazıcı, bak burası hastalıklıdır, gezmek yok, işte şöyle olur, böyle olur, kaçmak, göçmek gibi nasihat etti. 3 gün sonra ateşe gittik, biraz ateşine. Bizim Ankara yapılarını beğenmediler. Topları verdiler, onları değiştirdiler, Amerikan silahları verdiler. Hafta içinde cepheye girdik biz.
cepheye girdik. Ayın 27'sinde, 27'sinde cemberde kaldık. Çevirdiler bizi. Amerika'nın 27. olayı kaçtı oradan. Orada çevirince bizi cembere aldılar. Cembere alınca biz 4 günü uğraştık. Kendi kendimize zarar da verdik. Yani gece ateş ediyorlar. Böyle trenden ateş kayıp geliyor mermi. Ama kimden geliyor? Kim yapıyor? Bunu bilen yok. Uzat ayağını, uzat. Titrim o vardır bende. Tamam, olsun olsun, uzat sen. Ben de kafası silip bana titrim oluyor bende. Bu şekilde alıştık cepheye. Alıştık. O memleketin Seul patlattı ya, Seul'ları. Orada baktık o zaman duvarlar hep delik. Mermi delik. Yani savaş bize de böyle de olmuş geçmiş bir. Biz tabii gittikten sonra ilerle Hong Kong diye bir yer var, oraya kadar gittik Hüzus'a. Güney Kore'ye gittik biz ya. Güney Kore'ye çarpıştı, Çin müdahale etti o zaman. Çin müdahale edince tabii Türk askeri ölmez, gitmez, acıkmaz, susamaz dediler, bizi şey örgütlediler, komutanlar. Galip Gültekin vardı, batarya komutanı, batarya subayı vardı. Halil Kavaklı bunlar, bizim başımız. İkinci batarya dedim bak, tutturdum. Bunun şekilde piyade önümüzde biz desteklemek suyla Garabir'e girdik yani. Denizden de devam ediliyor, karadan devam ediliyor. Birbirimizi göremedik. Ayrı mesafeler. Onlar düzgünlerle bakıyorlar, subaylar. Biz ateş ettiriyorlar. 5 grup, 10 grup. Onlar hesap ediyor mu etmiyor mu görüyorlar tepelerden. Bu şekilde 8 ay falan kaldık. 8 ay. İyice durumu öğrendik. Birçok arkadaşları kaybettik tabii orada. Birçok arkadaşları kaybettik. Döndük yani 51'de Ağustos ayında. Bize nasip olmadı. Biz geriye geldik. İstanbul'a, Çanakkale. Marmara'dan döndük, Galata Köprü'ye geldik. İstanbul'a oraya indirdiler. Haydarpaşa'yı çıkardılar, kaybettiler bizi. Herkes gitsin dediler. Bu şekilde yaptık. Bunu çok anlatacak olursak 3 günde bitmez bu. 3 günde bitmez. Bu şekilde yaşıyoruz da ömür bitmemiş. Bize o soru gelmediği için yaşıyoruz. Peki teyzeyi kaybettin. Nasıl bir evliliğin vardı? Azıcık teyzeyi anlatsana bize. Biz yanında 61 sene geçirdik. 61 sene. 6 tane evladım var. Birisi vefat etti. 5'i sağ. 2'si kız. 3'ü oğlan. Birisi denizde onda. Biri burada. Alışveriş ediyor. Kızın biri de bu. Bir de Denizli'de göre, o büyük olan. 5-6 kardeşimden birisini kaybettik, o gitti. 5'i sağ hayatta.